Kayıttayız. Yapacağım neredeyse. Evet. Evet hocam. Başlayalım. Evet. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bu hafta biliyorsunuz önemli gelişmeler var. Çok kısa Sivas maçını daki cezalı futbolcularımızı belirteyim. Zaten kamuoyu biliyor. Mehmet Yiğit ve Tom bu hafta oynanacak. Önümüzdeki hafta oynanacak maçlar. Sarı kart cezalısı maalesef iki oyuncumuz. Tura Hamido'yla da biliyorsunuz cezasını tamamladı. Milli maçtan sonraki ilk Mersin İdman Yurdu maçında tekrar inşallah takımda yerini alacak. O gün hocayla biliyorsunuz yollarımızı ayırma kararı alındı. Şu an itibariyle anlaşma sağlanacak. Yani kulübümüze herhangi bir zarar getirmeden karşılıklı anlaşılmasını bekliyoruz. Şu anda İstanbul'da arkadaşlarımız görüşüyorlar. Belki şu an veya bu toplantı devam ederken de bir sonuç gelebilir. Yeni hoca 2-3 isimle görüşüyoruz. O da bugün o gün hoca sözleşme imzaladıktan sonra olmazsa en geç inşallah yarın yeni hocamız takım başında olacak. İlk maçımıza yeni hocamızla çıkacağız. Hoca hazır o gün, yani 2-3 isimlesini bekliyoruz. Tabii yani kanun resmi olarak efendim isimleri alabilir miyiz? Ben görecek alabilir miyiz? Yani şu anda fiyat artırılması biliyorsunuz piyasayı sıkıntı olmasın diye ben gelmeden önce de başkanımı aradım. İsim vermeyelim. Zaten kamuoyunda bazı isimler dönüyor biliyorsunuz. Öyle söyleyeyim yani. O gün hocaya teşekkür edelim. Elazığ'a, Elazığspor'a emeklerinden dolayı gayet medeni bir şekilde anlaşmaya vardık dedi. Tazminatı var mı o gün hocanın? Elazığ Spor Kulübü'nün içindeki maddi sıkıntıları da biliyorsunuz. Herhangi bir ekstra mali küfet getirmeyeceğiz. İnşallah yani. Şu yani o sözleşmesinde konular vardı diye biliyoruz çünkü. Yok ben size diyorum ki yani vazgeçmiş felaket. İnşallah abi. İnşallah en düşük maliyetle veya karşılıklı anlaşarak bu konu halloluyor bugün. Bilet fiyatları önümüzdeki Mersin İdman Yurdu'nun biletleri fiyatları önümüzdeki hafta açıklayacağız. Şu anda belli değil biliyorsunuz milli maç arası var. Bir de bunu sizden ricam hani haberinizde belirtirseniz çok iyi olur. Neden? Birçok sıkıntıyla karşı karşıyayız. En büyük sıkıntımız da para biliyorsunuz. Sayın Yasemin Açık, Profesör Doktor Yasemin Açık 300 bin lira kulübümüze bağışta bulundu. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu neden önemli? Maalesef biliyorsunuz para konusunda problem yaşarken Elazığlı iş adamlarımızın Elazığ'dan zengin olan Elazığlı olmasa bile yani bu şehrin değerlerinden faydalanan her ne kadar istihdam sağlıyoruz deseler de istihdamı 40 yıldır olan kurumları da işleten firmalar umarız bu örnek Sayın Yasemin Aşık'ın örnek davranışından hareketle bizlere de yardımcı oluruz. Sonuçta biz şahsi bir beklentinin içerisinde değiliz. Biz cebimize para istemiyoruz. Bu şehrin bir değeri var spor. Bütün iş adamlarımıza katkı bekliyoruz. Önemli konular bunlar. Çok sorularınız varsa alayım. Sayın Gülaç, hocayla yolları ayırdığınızı belirttiniz ama neden ayırdığınızı söylemediniz. Çünkü sezon başında da başka bir hocayla kamuoyunda belki konuşuluyordu, anlaşılsın falan o gün hocayla başlanmasın ama bu yönetim o gün hocayı tercih etti. Evet. Takımı bildiği ve tanıdığı için. Hocayla neden yollar ayrıldı? Sizce hakikaten yetersiz miydi? Yusuf abinin sorusuna ilaveten Cengiz Bey kulüp tarafından böyle bir taleple karşılaştım diyor o gün hoca. Şimdi arkadaşlar biz o gün hocayla niye anlaştık? Transfer yasağımız vardı, maddi problemlerimiz vardı, kısıtlı bir kadromuz vardı. Biz kendisinden takımı geçen sene 13 maçtı yanlış hatırlamıyorsam. Futbolcuları tanıyor, futbolcular da hocayı tanıyor. Bu uyum, hani yeni gelecek hocanın zaten transfer yapma şansı da yok. Bu amaçla devam ettik yollarımızı ama eksi 12 puan maddi sıkıntılar,
derken, kadro problemi derken, o gün hocanın da motivasyonunun azaldığını düşünüyorum ben açıkçası. Yönetim de benden aynı fikirde. Bunun bir kan değişikliğine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sebep bu yani. O hoca etkilendi. Bu da zaten sık sık sizleri de eleştiriyordunuz. Yani hepiniz olmasa da bazı arkadaşlar bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşündük açıkçası. Peki bu karar gecikmiş bir karar olarak düşünülebilir mi? Yani bu kararın süresini artık sorgulamak doğru değil. Yani bizim zaten bu problemlerle uğraşırken erkendi, geçti demek açıkçası doğru değil. Yani her karar zamanı bugündür demek yani. Öyle bir hocayla anlaşıldığı takdirde yine yardımcı hocalarımız devam edecek mi? O konuda benim şu anda bir şey söyleyemem. Neden? Anlaşma şartlarına bir bakalım. Ne talep ediyorlar? Biz yardımcı hocalardan şu ana kadar memnunuz. Devam etmek ister istemez biz devam etmesinden taraftarız ama şu anda işte görüşmeleri devam ediyor. O konuları görüşecekler, netleşecek. Zaten bugün en geç yarın netleştiğinde size bilgi veririz. Devamlı. Devam etmesi taraftarız. Bunu söyleyeyim. İki futbolcu geçtiğimiz günlerde Sivas maçı öncesinde kadro dışı bırakılmıştı. Evet. Bunun gerekçesi de yönetim kurulu kararıyla olarak belirtilmişti. Teknik heyetten bu yönde herhangi bir açıklama gelmemişti. Bununla ilgili tasarrufunuz ne olacak? Devam edecek mi? Yeni hocanın raporunu mu takip edeceksiniz? Şimdi arkadaşlar yeni hocanın raporu elbette önemli. Görüşmeleri elbette önemli. Sadece şunu söyleyeyim. Ben kendimi de dahil ediyorum. Yönetimdeki bütün arkadaşları, başkanı da dahil ediyorum. Futbolcuları da ve teknik heyeti. Hiçbirimiz Elazspor'dan üstün değiliz. Elazspor'un önüne geçemeyiz. Biz bugün varız, yarın yokuz. Futbolcular da böyledir. Emek verir, emeğinin karşılığını alır, profesyoneldir hayat. Ama kimse kulübün önüne geçemez. O disiplini kim bozarsa bozsun, içindeki sıkıntı daha büyük. Yani sıkıntı daha büyür. Yani bugün kadro problemi yaşıyoruz diye kimsenin de kadro disiplinini bozmasına izin vermeyiz. Gelen hoca konuşur kendileriyle. Biz de konuşuruz. Ona göre bir orta yol bulunur veya devam eder. O şu anda hoca gelmeden bu yaptırımın devam edip etmeyeceğini söyleyemem size. Yani karar yönetim kurulu kararı olduğu için. Yönetim kurulu kararı ama hocamızla da görüşürüz. Yani onun da sonuçta bu takımı emanet ediyoruz. Onun da fikrini alırız. Belki bizim görüşümüz yanlıştır. Yani bir istişare etmememiz mümkün mü sizce? Cengiz Bey, FIFA'dan gelen 12 puanın evet. 6'sının geri alınacağı yönünde bilgiler var. Olumlu gelişmeler yaşanıyor. Bilika dosyasıyla ilgili. Evet. Bu konudaki bilgiler nelerdir? Şimdi arkadaşlar, bu o -12 puan nasıl aldı, nasıl geldiği biz açıkçası sürekli anlatıyoruz ama halen daha bunu soranlar var. Ya lütfen açsınlar, eski kayıtlara baksınlar. Sizlerin yayınlarına baksınlar, bizim açıklamamıza. Nasıl geldiği bir daha girmeyin. Ama o söylediğiniz Bilika'nın -6 puanıyla ilgili beklentimiz var, girişimlerimiz var. Geçen hafta da açıkladım. Başkanımız, Sayın ikinci Başkanımız Karahan Bey, çeşitli televizyon programlarında da geçen hafta yine açıkladı, bu hafta da açıkladı. Bizden istenen belgeleri gönderdik. Biz olumlu olacağını düşünüyoruz. Düşünceden kastım şu. Yani ben hukukçuyum. Hukuken olumlu olacağına inanıyorum. Ben şimdi bu FIFA dosyasının takip eden avukat ben olsam, ben müvekkilime evet bu dosyayı 6 puan gelir derim. Ama FIFA tarihinde de böyle benzer örnek olmadığı için acaba diretirler mi? Yani tırnak içerisinde bizim deyimizde tükürdüğünü yalar mı anlamında söylüyorum. Olumlu haber bekliyoruz ama. Yani aldığımız bilgilere göre FIFA'da şu anda Elazığspor'la birlikte yaklaşık 20 kulübün buna benzer bir sorunu varmış ama sadece olumlu sonuç Elazığspor adına çıkmış. Çünkü %100 Cemil Bey, %100 haklıyız. Evet. Yani belgeler ortada, ödeme tarihleri ortada, muhatabın cezaevinde olduğu ortada. Bunların hepsini geçtim. Alacaklı vekili diyor ki bu adamlar haklı. Evet. Benim vekilim cezaevindeydi. Ben onunla görüşme şansım yok diyor. O yazıyı da FIFA'ya verdiği için inşallah FIFA tarihine geçeriz. Yani -12 ile Türkiye'de en çok ceza alma
rekorunu kırmış olduk maalesef. Bizim elimizde olmayan sebeplerle. Biliyorsunuz malum sebepleri. İnşallah bunu yeri alarak da yine tarihe geçeriz. Cengiz Bey, sol konusunda FIFA'nın en sağlık puan cezası verdiği iddia ediliyor. Federasyona ulaşmadığı iddia ediliyor. Ancak bu konuda neler söyleyeceksiniz? Böyle bir şey var mı? Ayrıca kulüp olarak zaten bir açıklama yapıldı. Gazetemizde çıkan AK Parti Milletvekili Tarık Öztürk konusunda daha önce kulüp tarafından yapılan açıklamalarda 4 tane milletvekillerinin kulübe destek olduğu zaman zaman belirtilmişti. Bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Artı bu piramitler zarar vermiyor mu yani şu anda? Evet, cevap vereyim. Sol'la ilgili bu hafta biz anlaştık biliyorsunuz. Disipline sevk edilen dosya, 6 dosyadan biri de Sol'du ve transfer yasağı da Habib Sol dosyasından geldi. Ama çok şükür anlaşıldı. Belli kısmı ödemeler yapıldı. O da sağ olsun. Yani biz çok şimdi şöyle bir şey yapmıyoruz. Emin olun. Birisinin 10 lira alacağı var bir sporcunun. Tamam işte gel 10 lirayı taksite böyle verelim demiyoruz. Yani tüccar gibi son ana kadar bir tek eurosunu bile indirme ihtimalini varsa onu deniyoruz. Belli indirimler yani biz ödediğimiz Karan Bey çıktığı bir programda kaç lira parayla kaç liralık bir borcu kapattığımızı söylemişti. Orada bir eksi puan geldiğini ben sizden duydum. Yani öyle bir şey o da olamaz. Olursa bilika durumuna düşer. Yani onu da kazanırız. Çünkü yani ortada tembih edilen bir ceza yokken bir karar çıkmadan anlaşmaya varılmışsa o zaten mümkün değil. Oradan da ben sizden duydum. İnşallah öyle bir şey yoktur ama olursa da bilika gibi olur. Diğer konuya gelecek olursak vekiller konusunda evet. Şimdi sizin sorunuz sizin gazeteye röportaj verdi Sayın Tahir Öztürk. Belki mikrofona uzak olduğunuz için ses duyulmamış olabilir. Ben sorunuzu söyleyeyim. Dediniz ki her vesileyle 4 vekilin yanımızda olduğunu söylediniz. Evet, geçmiş dönemde vekiller destek oluyor. Evet, soru çok güzel. Teşekkür ederim. Bakın diyorsunuz ki her vesileyle 4 vekilin yanımızda olduğunu biz söyledik. Doğru mu? Buna rağmen sayın vekilimizin neden böyle bir gerginlik yaşadığını biz anlamadık. Yani onun şahsına bizim veya diğer vekillerin şahsına bizim ağzımızdan kaç basın toplantısı yaptım, kaç televizyon programına röportajda. Vekiller bize destek olmuyor lafını hiç duydunuz mu? Hatta ve hatta stor açılışında orada genç taraftarlarımız -13 puan alındığı için gergin olmalarına rağmen biz susturduk. Orada bir protesto tepki oldu. Sayın Ejder Açıkkapı'ya ve Sayın Metin Bulut'a da çok çok teşekkür ediyorum. Çok olgun davrandılar. Ben her görüştüğümde ya büyütmeyin. Gençtir bunlar tabii ki sistem edecekler diye hatta o tepkiyi bile haklı çıkardı. Şimdi ben ondan sonraki ilk basın toplantımızda size ne dedim? Hatırlayın kayıtlar ortada. Vekillerimize haksızlık yapılmasın. -12 vekiller vermedi, FIFA verdi. Sebebi ve sonuçlar ortada. Her vesileyle yanımızda isim hiç zikretmedim bak. Şu vekil bizimle bu vekil demedim. Her vekili kattım. Ama hakikat Sayın Tahir Öztürk hiç yanımızda olmadı. Evet diğer 3 vekil bize gerçekten hep destek oldu. Her telefonumuza çıktılar. Her görüşme talebimizi kabul ettiler. Ankara'da bizimle toplantı yaptılar. Bunlara girmeyeceğim. Zaten bizim biliyorsunuz dün yaptığımız basın açıklamasında gazetenizde de yer aldı. Orada sorduğumuz sorular var. Keşke bu özeni Erasporlar gösterdiği duyarlılığı boşlar oluşurken gösterseydi gibi genel ifadelerle şahsından da bir beklentiye girmedik. Kamuoyunda da hiç eleştirmedik. Şimdi bu işin bir boyutu, ikinci boyutu asıl sebebe gelelim. Bu benim şahsi görüşüm de değil. Salı günü Kanal 23'te telefinal programında biliyorsunuz Elazığ'da 3 televizyonumuz var. 3 televizyonda da en çok izlenen programlar spor programlarıdır. Burada arkadaşlarımız da var. Bizler de gelip gidiyoruz. Orada ben Sayın Vehbi Coşkun ve Sayın İbrahim Menengiz'in bizim basın toplantımızda söylemediğimiz şeyler söylemişti. Onlarla aynı fikirdeyim. Ne dediler? Yani AK Parti Belediyesi, AK Parti vekilinin böyle bir gerginlik yaşaması doğru değil dediler.
Yani bu, ben aynı fikirde olduğum için basın bildirimizde yok bu ifadeler. Bu benim şahsi görüşüm olsun. Siyasi husumetlerle Elazığspor'un konu edilmesini doğru bulmuyorum. Hiç eleştirmediğimiz, asla eleştirmediğimiz bir vekilin Elazığspor üzerinden topa girmesinin sebebi o sizin röportajınızda belli ne diyor? Bu yönetim belediyenin yönetimi. Evet başkaları var diyor. Benim gibi başkaları var. Ama muhatap belediye diyor. Hatta şık bir ifade değil. Bunlar belediyenin adamları değil mi diyor. Birinci başkanımız ve ikinci başkanımız kastediyor. Burada iki AK Partili yani siyasi figürün, belediye başkanının ve milletvekilinin olası bir problemi varsa lütfen Tahir Bey bu sıkıntılarını Elazığspor üzerinden imalarla yapmasın. Çin'e hiç gerek yok. Size bu siyasi demaç da verilir ama bu bize zarar verir. Bizim şahsına hiçbir beyanımız yok yani. Bir vekilin bir belediye başkanıyla husumeti var mıdır? Yok mudur? Onu da bilmem. Bu da beni ilgilendirmez. Ben kendi gazetemde köşemde siyasi yazı yazıyorum. Bunları yorumlarım ama elinizi vicdanınıza koyun. Biz geldiğimizden beri bir tek gün Elazığspor'da siyasetin sesini soktuk mu? Yani ben köşemde hiçbir yazı yazmadım Elazığspor'la ilgili. Tek bir yazı yazım var. Dört karıncanın hikayesi. Bunu tam onu konu yapmasınlar. Husumetleri varsa ana o yani kızım sana söylüyorum gelinim sen anla misali muhatabı siyasi makamdı. Siyasi makam cevap verir mi? Vermez mi? Bilmiyorum. Yani futbolculara 20 milyonluk bir yapılandırma söz konusu. Bunlar düzenli olarak ödendi, taksitler ödendi söylendi Karaca'yı evet. Tarafından. Bu konuda herhangi bir sıkıntı var mı Cengiz Bey? Var tabii ki. Paramız yok. İşte Yasemin Hanım'a niye teşekkür ettik? Peki transfer yasağı gelir mi ödeme yapılmadı takdirde bu sezon ara transfer? Bugün bu sezon transfer yasağı gelecek risk. İkinci başkanımız açıkladı. Sabip Soğuk'tan dolayıydı küme düşme riski. Onun anlaşıldığı için bu risk kalktı. Diğer dosyalarda daha ödeme yapılmazsa, anlaşılma yapılmazsa işte süreler, para cezası, eksi puan ve öyle devam ediyor. Ama biz eğer ödeme yapmazsak bu anlaştığımız dosyalar da bozuluyor. Ve onların hepsi maalesef ödemeler de boşa gidiyor. Para ihtiyacımız var. Ama şu anda tabii bir yani bu ay çok kritik öyle söyleyeyim. Evet, bu geçmişte de belirtmiştiniz Kasım ayı hakikaten çok önemli diye. Muhtar olur mu yani Yasemin Hanım? Yok, yok. Yasemin Hanım 300 sıkıntı devam ediyor. Tabii devam ediyor. 300 bin TL vermiş. Çok yine teşekkür ederim kendisine. Bizim acil ihtiyaçlarımızı geçen hafta söyledim. 5,5 milyon euro. Şu anda disiplinde olan dosya sayısı. Ve anlayın yani anlaştığımız dosyalar var, devam eden var, mevcut futbolcular var. Saygıyla Rodrigo Tello'ya da ödeme yapılmış herhalde son olarak. O da disiplin kurumunda mı onun dosyası? Tello dosyası disipline değildi anlaştığımız dosyalardan. Anladım. Yanlış söylüyorum. Peki. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa arkadaşlar. Evet, bu kameraları kapatalım. O gün hocanın gönderilmesini konuştu. Yönetim kurulu kararı değil. Bu başkanın tasarrufudur. Onu da bilin. Yani bizim yönetimde almış bir karar değil. Ha ben ve yönetimdeki arkadaşlar da açıkçası gönderilmesi taraftarıydı. Defalarca bunu dile getirdik ama başkanın tasarrufudur. İkinci başkanın tasarrufudur. Bunu da bilmesini istiyorum. Başkanın isteği üzerine mi? Tabii bizim yönetim kurulu kararı değildir. Yani bizim o herhangi bir dahlimiz yok. Başkan ben ikinci başkanım. Hatta evet. Hoca da söylüyor. Elazığ'ın isteği üzerine dedi ya. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çıktım.